Çağlar Bey, özellikle tahvil faizlerinin gerilemesi FED tarafındaki güvercin beklentilerin artması altının fiyatını da bugün yükseltiyor. Ve ons altında zaten 2000 doların üzerindeki fiyatlamalar görüyoruz ama piyasalardaki bu güvercin algı devam ettikçe ons altındaki yukarı yönlü potansiyelle şekillenecek midir? Ya da veri bazlı hareket edecek olan bir altın mı acaba göreceğiz? Aslında her ikisi de olabilir. Yani şöyle her ikisi de olabilir. Eğer FED tarafından güvercin tutumun devam etmesi durumu açıkçası güvenli limanları olan geçişleri de bir miktar arttırıyor. Neden? Çünkü sıkı para politikası dolara olan talebi arttırırken genişleyici para politikası da bunun tam tersine dolara olan talebi azaltıyor. Dolar endeksinin yukarı yönlü gitmesi nasıl ons altın tarafını baskılıyorsa bu tahvil faizlerindeki aşağı yönlü seyirde dolara olan talebi azaltıp altın tarafına olan geçişleri hızlandırabilir. Bu zaten biraz önce de anlattığımız hikayeden kaynaklı olarak. Diğer bir hikayede evet gelen veri akışıyla birlikte, nasıl veri akışıyla birlikte? Şimdi jeopolitik gerginliklerin devam ettiği bir ortamda otomatikman güvenli limanları olan geçişler artıyor. Güvenli limanları olan geçişlerde de ilk hafta altın tarafı geldiği için altına olan talebin artması ons altın fiyatlamalarının yukarı yönlü gitmesine sebebiyet veriyor. Açıkçası şunu söyleyeyim. Şu anki konjonktür biraz daha 2024 yılında altın tarafının öne çıkabileceğine dair. Hani o tahvil faizlerindeki geri çekilme beklentisi, enflasyon tarafındaki geri çekilme beklentisi ya da işte Fed'in 2024 yılında faiz indirimlerine başlayabileceğine dair olan beklenti ons altın fiyatlarını desteklediği gibi jeopolitik gerginliklerin devam etmesi bu durumda da ons altın fiyatlamalarını açıkçası güvenli limanları olan geçişlerin arttırılması açısından önemli olabilir diye düşünüyorum. O yüzden şu anki konjonktür ya da şu anki rüzgar biraz daha altın tarafına dönmüş durumda. Zaten tahvil ihalelerine olan ilginin arttığını görebiliyoruz. Çünkü makroekonomik taraftaki düzenli emareleri algısı tahvillere olan geçişleri de hızlandırıyor. Riskli varlıklardan her ne kadar risk iştahı yüksek diyorsak da risk iştahı evet hisse senedi fiyatında ya da riskli varlıklarda yüksek ama risksiz getiri olarak tabir edebileceğimiz durumlarda o taraflarda daha yüksek. O yüzden bu durumun devam etmesi açıkçası altın fiyatlamalarının da yukarı yönlü gitmesine sebebiyet verir diye düşünüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi rüzgar biraz daha altın tarafına doğru esiyor gibi gözüküyor.